Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün bu iki mouse'u inceleyeceğiz gördüğünüz gibi. Biri 5 yıllık bir mouse, biri de şöyle Razer 300 yıllık bir mouse. Bakalım aradaki farkları göreceğiz hep beraber. Hemen video içelim bunu, şu an kamerayla kaydediyorum şöyle net görün diye. Hemen video içelim. Evet, öncelikle şimdi 5 liralık mouse'la başlayacağım. Gördüğünüz gibi bir 5 liralık mouse'la oynayacağım. Çok küçük ve şu an bakın, normalde ışık yanmıyor. Ama dokununca ışık yanıyor. Böyle bir özellik yapmışlar. Güzel olmış. Razer'da ışıklı mışıklı. Şöyle mouse aşırı küçük. Yani şu an elimde kayboluyor gördüğünüz gibi. Ve zoom açmak falan zor geliyor. Bir M4'de oynayayım şöyle. Sonra da AP'ye geçeceğim. Bakın taranmıyor. Oo, bayağı zor lan. Bir dakika, sensitivity'm şu an 1.8. Bunu 1 yapsam. Evet, 1 yapınca böyle rahat oluyor. Harbi bir yapınca şu an rahat oldu. Hani oynanır mı derseniz öyle fazla oynanmaz ama yine idare eder sizi. Çünkü mouse çok küçük ve çok hızlı hareket edebiliyor. Şöyle her yere gidebiliyor. Bu da işinizi görür aslında ama eğer hani iyi bir mouse alacağım diyorsanız böyle mouse almazsınız. Ama şöyle 5 liraya göre iyi yani. Bir şey diyemem. Şimdi göreceğiz zaten. Birazdan daha AP oynayacağım. AP ile nasıl vuracağım onları da merak ediyorum. Çünkü mouse küçük olduğu için sağ tık yapmak falan zor. Şöyle bir 3. dakikaya kadar bununla devam edeyim. Ondan sonra bir AWP deneyeyim. Sonra diğer mouse'a geçelim. Bakalım nasıl oynayacağım. Diğer mouse bu arada çok büyük gelecek birazdan. Çok ağır gelecek. Çünkü bu çok hafif, aşırı hafif. Kaç gram olduğunu bile bilmiyorum. Yani bayağı hafif. Oo, bıçak yedik lan. Tamam, bir dakika AWP alacağım. Şöyle AP aldım. Bu arada ölüm maça girdim hani oyunun kendi sunucularından. Şimdi AP ile bakalım nasıl olacak. Evet, zoom açtım ama mouse'a tıklayamadım. Çok küçük geldi. Lan niye otomatik almadı? Arkamdan adam var. Kulaklığı da tam takmadım. Bir dakika. Arkamdan adam geliyormuş. Orada arkada biri gözüktü. Öldü o da. Aha. Evet, tekliyle vuramadık. Kaç vurduk? 99 vurmuşuz. Vay be. Şimdi bir AP ile deneyelim hadi. Bu sefer de adam gördük ve evet vurduk. Bir zahmet vuralım değil mi? Arkasındayız adamın. Mouse çevirirken zorlanıyorum yani. Şöyle tam etrafında dönerken gördüğünüz gibi şöyle tam çevirmem gerekiyor. Çünkü sensitivity az, hani fazla olsa yine o kadar sıkıntı olmaz da. Ama mouse sevdim yani, idare ediyor. Of, helal be. Gerçekten idare ediyor. Şurada adam yok muydu? Evet. Oha, ama böyle vuramam. Evet dedim. Arkamdan vurdu da. Böyle flick atamam. Hani birden adam çıkar vuramam öyle. Çünkü gerçekten zor ya mouse çevirmek. Aha. Evet zor dedim. Ama AP ile güzel oluyor. Güzel gidiyor. Ölmek hoşuma gitti. Mouse çeviriyoruz. Umarım kamerada sıkıntı olmamıştır ya. Bak zoom kez... Oha. Merminin üstüne koştu lan adam. Ben yanlış yere vurdum. Adam sağ olsun üstüne koştu. Evet. Artık diğer mouse'a geçeceğim birazdan. Onda da 2-3 dakika oynayacağım. Ama mouse'u dediğim gibi yani alınmaz ama idare eder. Zaten böyle mouse'u genellikle ofislerde falan mı kullanıyorlar bilmiyorum da. Oyun mouse'u böyle 60-70 liradan başlıyor güzel mouse'lar. Hop. Ah be, onu vursam güzel olacaktı. Aha vurdum. Flick. Bunu flick sayın. Çünkü gerçekten zor öyle normal flick atmak. Deneyeceğim. Adam görürsem flick atmayı deneyeceğim. Aha. Bak şöyle mesela sola bakarken sağa yani vurabiliyorsunuz ya yine. Adam sabitti tabii. Kolay oldu da. Hop. Şunu da vurayım. Evet. Onu vurduk. Diğeri öldürdüm. Neyse o zaman. Birazdan da diğer mouse'a geçelim. Hemen geliyorum. Evet, şimdi geldik diğer mouse'a. Bir sensitivity kaldı ve hani mouse çevirmek için bakın şöyle etrafında dönmek için böyle hareketler yapmak zorundayım. Bunu arttıracağım tabii. 1.8 kendi sensitivity'mi alacağım ve rahat edeceğim. Şu an rahat geldi ama mouse aşırı ağır geldi ya. Gerçekten şu an mouse'un ağırlığını hani hissedebiliyorum ve kayganlığı da güzel. Hani rahat bir vurabiliyorsunuz adama. Flick falan rahat atabiliyorsunuz. Mouse kayıyor yani. Evet vurdu. Tabii arada çok fiyat farkı ve kalite farkı var. Bu benim uzun zamandan beri kullandığım bir mouse. Hani öneririm almak isteyen varsa. Biraz bununla da deneyeceğim. Zaten kullandığım için hani normalde. Ben alıştım.
benim için daha rahat oluyor. Başka mouse mesela ben kullanamıyorum fazla. Ama kendi mouse'umu rahat kullanabiliyorum. Noskopya yemiyor. Yani bu arada hani CSGO için gerçekten güzel bir mouse. Tabii başka mouse'lar da var. Ya yani illa bunu almak zorunda değilsiniz. Bu fiyat aralığındaki tüm mouse'lar güzel. Ben öyle diyeyim direkt. Çünkü bir de şey vardı. SteelSeries vardı galiba. Tam modeli aklımda değil. O da 300 liralık mouse'u vardı. Bu ikisi arasında kalmıştım. Bir yıl önce aldım galiba. Bunu aldım ve gayet memnunum. Amazon'dan almıştım. Kaç parayı hatırlamıyorum. Ama Türkiye fiyatıyla 300 lira olması lazım bu mouse'un. Ben Amazon'dan yarıyı almıştım ya herhalde. Büyük bir indirim vardı. Dur bir de AK'ye oynayayım. Yani Amazon'a alışverişiniz zaten güvenli oluyor biliyorsunuz ki. Rahat bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz oradan. Evet şöyle yani ben alıştığım için bir şey demiyorum şu an. Rahatça vurabiliyorum adamları. Ama diğer mouse da harbiden zor geliyordu ya. Mouse böyle çok hızlıydı. Bu mouse büyük bakın gördüğünüz gibi. Odaklıyorum bilmiyorum. Odaklamıştır büyük ihtimal. Bu büyük olduğu için ele tam oturuyor. Diğeri çok küçük ya. Yani şöyle aradaki farkı göstereyim. Şu an tam görüyor musunuz bilmiyorum da arada çok büyük fark var. Yarı yarıya neredeyse. Evet. İki mouse da aynı anda kullanabiliyorum bu arada. Bir ara onu da yaparız deneriz. İki mouse da aynı anda oynamayı denerim. Şöyle yani rahat bir şekilde şöyle tam çevirebiliyorum. Ben normalde de böyle kullanıyorum. Sensitivity'yim. 3'le falan kullanmaya kalksam bayağı zor olur. Bakın hızlı çevriliyor da ben vuramam yani herhalde 3 sensitivity ile. Beni bayağı zorlar 3 sensitivity. Evet şöyle sprey konusunda biraz iyi olabilir ama yani headshot atamam kolay kolay. Şöyle bir deneyelim. 3 sensitivity ile bakalım ne kadar vurabileceğiz. Evet adam doğmanın avantajını kullandı ya. Koruma veriyor ya. Şimdi bir adam görmem lazım. Bir de flick atmayı falan deneyeceğim. Hani ben zaten atabiliyorum. Siz de görün. Evet böyle zor ya. 1.8 alayım ben direkt. 1.8 önerdiğim bir sensitivity. Bu arada 400 DPI kullanıyorum bunu. Kendi programım var biliyorsunuz ki. O program sayesinde böyle yani DPI ayarlanıyor. Ve rahat oluyor. Birazdan da AP ile deneyeceğim yeniden. Hop sakin ol. Neredesiniz lan? Bir öldürün de AP alayım. Öldür beni. Helal be adam vuruyor. Şöyle AP aldım. Şimdi deneyelim mi? Flick deneyeceğim. Şöyle mesela bitti adam var. Hop. Oo çok ters geldi. Yani böyle rahat bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Oha içinden geçmedim o. Evet iki tane noscope easy. Arkadan da geliyor. Evet telif geliyor. Ne yapıyorsun sen? Bir dakika adam muteleyeceğim vurma. Heh. Tamam adam ne yaptı? Neyse. İşte hani anlatacağım bu kadar mouse hakkında. Eğer sorunuz varsa yazabilirsiniz. Ben öneriyorum yani direkt. Klavyemde G103. Belki yakında yeni klavye alırsam onun da hani 5 lira klavye verse o karbona bak noskop. Bir şey yani 300 lira klavye verse 5 lira klavye gelebilir. Onun gibi. Bu video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.